İlk önce görmesi gerekenleri görüyor. O nedenle şeyler başa konuyor fabrikler. Tamam. İsterseniz şu şeye bir bakalım. Day of Year'ın nasıl çalıştığına bir tane örnek verilmiş. Ondan sonra şurada atladığım bir sayfa olarak sonra dönerim ona. En başı SCC gibi hiçbir problem yok buralarda. IO streaming ettim. STD ile anlaşılan C ile ilgili bir tane fonksiyon kullanacağım. CS'de dedim. STD burada. Sınıfım. Day of Year. Orada başlıyor. Geliyor. Şurada bitiyor 19. satırda. Başlangıcına bakalım. Public kısım. Input var, output var. Bunlar hiçbir şey almadan, parametre almadan void return'e direkt çalışacak. Yani day of year today dediğim zaman today.input, today.output diyebilirim. İlginç bir tane fonksiyon. Bu tür bir fonksiyon daha önce görmedik. Geçen dersin sonunda birkaç arkadaş sordu bunu ama hocam bu fonksiyonla parametre alabilir mi? Bu fonksiyonda şunu yapabilir miyim? Yani bir sınıfın içerisinde çalışan fonksiyonla C fonksiyonu tıp tıp aynı, hiçbir farkı yok. Sadece çalışırken sınıfın data memberlerine, public private tüm memberlerine görebiliyorlar. Adam iki tane parametre alıyor. New month ve new month ve new day diye iki tane parametre alıyor adam. Ne yapıyor seçici? Objenin içerisindeki month'ı ve day'i bu new month'la new day'e set ediyor. Öyle olsa gerek. Zaten pre-condition'da öyle söylüyor. New month and new day precondition bu. Tamam. Precondition new month and new day from a possible date. Ön şart olarak bunu. Yani objenin üzerindeki değiştirecek olan ay ve günü alır diyor. Ay ve günü alır diyor ve possible date'ler alır diyor bunu diyor. New month var burada. New month sadece set new month demiş. Ne yapmış? Bu anlaşılan okudunuz mu burayı? Ne diyor? Date is set to the first day of the first day of the given month. Anladınız mı dediğini? Date is set to the first day of the given month. Ne yapıyormuş yani? Month'a new month yazıyor. Değil mi? D'ye ne yazıyor? D'ye de 1 yazıyor. Bunu okuyanlar, bu public kısmı okuyanlar bunun böyle çalıştığını biliyorlar. Sonra iki tane de get'ler var. Get month number, get day var ya. Onlar da işte o tanımladığınız day of year objesinin mantığını ve değini size return ediyor. Mant ve deği size integer olarak return ediyor. Tamam mı? Bunların özel isimleri var. Şunların adı getter'lar bunlar da. Getter. Get ediyorlar çünkü. Getter'lar tamam mı bunlar? Bunlar getter'lar. Diğerler de setter'lar. Birileri set ediyor, birileri de get ediyor. Set edenler genelde şu private data'nın içerisindeki değerleri get ederler. Onu return ederler. Return tipleri genelde integer, double falan gibi bir şeylerdir. Set edenlerin return tipleri genelde void'dir ve parametre alırlar. Biraz önce atladığım slide buydu. Demişti ki git ürün şeyimiz falan filan var. Accessor diyordu bir tanesi. Mutator diyordu. Call accessor. Accessor member'lar aynı zamanda getter'lar. Also called get member functions. Allow object to read data. Simple retrieval of member data. Member data'ya erişmek istiyorsanız bu getter'lar üzerinden işlem yapıyorsunuz. Member data'ya erişmek istiyorsanız bu getter'lar üzerinden işlem yapıyorsunuz. Tamam mı? Bunlar getter'lar. Bir de mutator'lar var. Bunlar setter'lar. Mutate ne demek? Değişmek demek değil mi? Mutasyon var ya mutate. Mutator. Mutator da mutator member functions. Bunlar da objeleri değiştirmek için kullanılan fonksiyonlar ve onlara genelde setter'lar deniyor. Getter'lar, setter'lar. Bir de başka manipülasyonlar var. Mesela input, output falan filan gibi. Bunlar getter, setter'lar değil ama genelde utility fonksiyonları. Onların hakkında konuşacağız. Tamam, bu sınıfımızın baktığı zaman dış dünyadan abstract data type olarak bunu kullanan birisi bunu görecek. ADT, vardı ya abstract data type. Ha böyle bir tane sınıf var. İçerisinde day ve month tutuyor. Buna değişimim yok benim. Ama kullanmak istersen input output için iki tane fonksiyon vermiş. Ayı ve güne değişmek için bunu kullanabilirim. Ayı değişmek için bunu kullanabilirim. Ondan sonra ay ve günü elde etmek için de bunları kullanabilirim. Şunu neden sizce şey yapmış? Sadece ayı set etmemiş. Aynı zamanda günü de set etmiş. Set deyince sadece ayı set etmiyor. Günü de set ediyor. Günü de bir yapıyor yani. Neden öyle yapmış sizce? Evet, arkadaki arkadaş. Bizim olaylar, aylara gün sayısı farklı ya. Evet. Olabilir mi? Biraz daha açıkla, güzel.
Yani bir ay 31 gün, bir ay 30 gün. Evet. Yani 29, 28 gün var. Devam. Üçüncü ay 31 mi çekiyor? Birinci ay kaç çekiyor? Üçüncü ay diyelim ki 31 çeksin, tamam mı? Tamam, bunun değeri, month değeri 3 olsun, day diye de 31 olsun. Eğer adam buraya set 2 deseydi ne olurdu? Şubat'ın 31'i gibi bir şey kalır değil. Öyle olmasını istemiyor. Ay değişildiği zaman doğrudan hemen günde bir yapıyor ki sağlam yerde kalsın. İşte encapsulation güzel taraflardan bir tanesi. Elinizdeki veriyi sürekli olarak geçerli durumda tutuyor, tamam mı? Bu türlü bir sınıf eğer güzel yapılmışsa, doğru tasarlanmışsa hiçbir zaman elinizde geçersiz saçma sapan bir tane şey değeri olamıyor. Gün, ay değeri olamıyor. Niye? Çünkü setter'lar, getter'lar, şunların hepsi benim elimde, tamam mı? Ben engelleyebilirim onu. Hiçbir zaman adamın 17. yere yapmasına izin vermeyeceğim. Niye? Adam zaten mantığa erişimi yok. Set denen fonksiyonu da ben yazdım. 1 ile 12 arasının dışındaysa 17. ay diye bir şey olmayacak. Eğer 17. ayı set etme diyorsa ne yapacağım ben ona? Hayır ben set edemem, ben onun yerine bunu bir yapıyorum diyeceğim. Encapsulation'ın güzel taraflarından bir tanesi hiçbir zaman eğer isterseniz sınıfınız doğru tasarlanmışsa elinizde saçma sapan değerler içeren objeler olmayacak. Güvenliğinizi sağlıyor. Eğer bir yerlerde bir tane Day of Year objesi buldunuz. İçerisinde -17. ayın -23. günü yazıyor. Ne düşüneceksiniz? Day of Year sınıfı yanlış yazılmış diyeceksiniz değil mi? Niye? Çünkü bu değerlerin böyle set edilmesinin tek sorumlusu o. O tüm kontrol onun elindeydi. Gelip şu kodun içerisine bakacaksınız. Tamam, isterseniz 10 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Dönün bir daha.